İç ya kızım. Sen şu tarafa bak. Anne! Zamini! Annem yok baba. Anne! Başına neler gelmiş. Ama sen bana söylemedin bile anne, söylemedin. Ve hiçbir şey anlatmadan gidecek miydin? Neden anne? Bunu neden yaptın? İtcan. Artık İtcan'ı bile kendine yabancı olarak mı görüyorsun? Hayır. Neden anne? Hayır hayır, öyle bir şey yok bak. Bir kez olsun İtcan'ı düşünmemişsin anne. Her şeyi nasıl unutursun? Çocukluktan beri sen benim hem annemsin hem babamsın. Hem de her şeyimsin anne. Neden bunu nasıl yaptın? İtcan'ı terk edecektin değil mi? Hayır, hayır. Ağlama. Ağlama İtcan. Ağlama. Biliyor musun? Babam seni mahallede ne kadar çok aradı. O kadar aradık ama seni hiçbir yerde bulamadık. Biliyor musun? Babam nasıl telaşlandı. Beni cesaretlendirmeye çalışıyordu. Zamini. İtcan'ın kayınlarının evinde kalmak istemediğini çok iyi anlıyorum. Ama bizim eve de gelemez miydi? Hayır efendim. Ben kimseye yük olmak istemedim. Artık kimseye yük olmak istemiyorum. Yük mü? İtcan'la sen ne zaman bize yük oldunuz Damini? Ben ikinizi her zaman ailemizin bir parçası olarak gördüm. Asla sizi yabancı bilmedim. Bu kararı alarak Damini, sen bizi yabancı saymış oldun. Hayır. Evet Damini, evet. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Öyle bir şey var Damini. Bir şey olmalı Damini. Söyle bana, ne hata yaptım? Bana böyle büyük bir şeyi neden söylemedin? Ne günah işledim ben Damini, söyler misin? Ben hep uğraştım, hep. İtcan babasının yokluğunu hissetmesini istedim. Hep çabaladım Damini.
kızlarım arasında asla ayrım yapmamaya çalıştım. Her zaman acını anlayıp Damini sürekli çabalayıp bir çözüm bulmaya çalıştım. Elimden gelen her şeyi yaptım. İkinizi de ailenin bir ferdi gibi evime aldım. Ama bugün gösterdin Damini. Senin gözünde ben bir yabancıyım, bunu biliyorum. Beni yabancı gördün. Evet Damini, evet. Damini, ben ne hata yaptım söyler misin? Nasıl bir günahım, nasıl bir suçum var da beni affetmedin Damini? Ve hala affetmiyorsun. Hayır. Evet Damini. Hayır. Bugün önünde ellerimi kavuşturup senden af diliyorum. Beni affet. Ne hata yaptıysam beni lütfen affet Damini. Hayır. Senden rica ediyorum. Senin gözünde ben ne hata yaptıysam bugün beni affet Damini. Hayır efendim, öyle bir şey yok lütfen. Ben seni ailemin bir ferdi olarak gördüm Damini. Sen de beni aynı şekilde görmüştün. Ve ailenin anlamı sadece mutluluğu değil. Ailenin anlamı aynı zamanda üzüntüyü de paylaşmaktır. O gün sana itiraz ettim. Kimsenin evinde kalmak istemiyordum. Bizim evimizde kalamaz mıydın? Hayır Damini. Çünkü ben seni çok iyi tanıyorum ve anlıyorum. Ama bugün aklında öyle bir düşünce var ki sana yardım etme hakkımı elimden aldın Damini. Ailemden gördüğüm için değil de İyilik yapmak için bile evimde kalmanı isteyemez miyim Damini? Hadi annem. Eve gel. Gidelim baba. İtça kızım. Evde çocuklar yalnızdır. Sen onların yanına git. Ben Damini'yi getiririm, merak etme. Annemin mahallesi yıkılmış. Sen bana neden haber vermedin? En azından arayabilirdin İtça. Seni arayacaktım bir. Ama babam sana sıkıntı vermemi istemedi. İtça, annemi hemen yarın eve getireceğim. Bizimle kalabilir. Bizimle kalmak istemiyorsa bizim eve yakın bir ev alırız ona. Orada kalır o zaman. Daha fazla telaşlanma olur mu? Ne diyorsun sen İtça? Benim anneme bir şey olsa sen telaşlanmaz mıydın? O sadece senin annen değil. Benim de annem. Yarın gidip onu buraya getireceğim. Kanha ile Mukta buna çok sevineceklerdir. Hem her gün elleriyle yaptığı helvadan yiyebiliriz. Ben üstümü değiştirip geleyim. Bu evde herkese ne oldu böyle? Herkes kafasına göre iş yapıyor.
Maharaj da yemek yapmamış. Baytakur gelince ne diyeceğim ona? Çabuk şimdi hemen işine dön. Hadi sallanma. Baytakur ne zaman geliyor arayıp öğrenmeli. Divya. Ah. Geldin mi? Ben de seni arayacaktım. Gel. Damini sen... İyi günler hanımefendi. Divya, Damini'nin mahallesi yıkılmış. Evini elinden almışlar. Ben de onu buraya getirdim. Bu aileyle nasıl bir bağım var bilmiyorum efendim. Kader tekrar tekrar beni buraya getiriyor. Ama hanımefendi, size söz veriyorum. Sadece birkaç gün kalacağım. Başka bir yer bulduktan sonra buradan gideceğim. Hem İçya da, o da bana böyle söz verdi. Eğer siz de izin verirseniz. Efendim. Sadece birkaç günlüğüne. Odan boş Damini. Çantanı oraya koy ve aşağı yemeğe gel. Hanımefendi. Yemeği ben servis edeyim. अपनी तो जैसे